Köylüsü'yle karşınızdayız efendim. Bu kez evet enflasyon verisini karşıladık saat 10 itibariyle. Kritik bir veriydi Mart ayına ilişkin. Merkez Bankası'nın adımı öne çıkıyordu ki Mart ayına ilişkin burada beklentinin üzerine bir enflasyon verisi mi gelecek yoksa şeklinde endişeler de vardı Burcu. Dolayısıyla bugün enflasyonu yapacağız değil mi? Enflasyon günü enflasyonu konuşacağız bol bol. Kırılımlarına bakacağız. Hı-hı. Hem üfe tüfe farklarına da bir bakalım. Politika faizi neye işaret ediyor? Derinlemesine girelim. O halde grafik düellosunu başlatıyoruz efendim. Başlasın grafik düellosu diyelim ve ilk grafikle ben başlayayım. Yıllık enflasyon Mart'ta 1,5 yılın zirvesinde geldi. Elbette burada seçim sonrasında ultra gevşek para politikasından ortodoks daha rasyonel para politikalarına geçişle birlikte bir miktar daha enflasyonu kontrol altına alma çabası her ne kadar olsa da baskılanan dövizi serbest bırakma, oradaki döviz geçişkenliği ve ardından vergi düzenlemeleri, tüm bu detaylar aslında enflasyonu bir kez daha yukarı yönlü hareketi beraberinde getirmişti. Fakat sonrasında Merkez Bankası'nın hem miktarsal sıkılaşması olsun hem de adımları olsun, atmış olduğu para politikasındaki diğer yan araçları olsun, ZK uygulamaları gibi miktarsal sıkılaşmanın yanında faiz patikasındaki o belirsizliği önüne geçebilecek ve yeni yönetimle birlikte daha net adımlarla birlikte bir kontrol altına alma çabası söz konusuydu. Yılın ilk yarısında yükselen bir enflasyon trendi zaten bekleniyordu. An itibariyle bakacak olursak aylık bazdaki enflasyon artışında %3,16'lık yani 3,2'lik bir aylık artışa işaret ederken yıllık bakacak olursak 68,5 seviyesinde gerçekleştiğini değişimi söyleyebiliriz. 2023 yılında 84,4 ile birlikte yani 85'lik bir enflasyon dikkat çekiciydi ama bunun karşılığında para politikasında ultra gevşek para politikası söz konusuydu. Bugüne gelindiği noktada ise 68,5 70'te mi 75'te mi zirve bulacak? Mayıs'ta mı Haziran'da mı zirve bulacak tartışmaları söz konusu. Enflasyondaki yükselişin artık sona gelinebileceğine yönelik beklentiler dikkat çekmeye devam ediyor. Elbette bunun ana koşullarından bir tanesi para politikasında atılan bu büyük adımların devamlılığı ve istikrar ve dövizdeki geçişkenliğin önüne geçilmesi ve dövizdeki yaşanan aslında istikrarın bir nebze olsun buraya pozitif yansıması olarak nitelendirebiliriz Burcu. Ve sözü sana bırakayım hemen. Evet, ben de benim grafiğimde de bu sefer üfe tüfe farkı var aslında. Şimdi yıllık üfe 9 aydır tüfenin altında seyrediyor. Bu şu andaki üfe rakamına baktığımız zaman işte %51,47'de yer aldığını görüyoruz, gerçekleştiğini görüyoruz. Tüfenin ise %68,5'la gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, 9 aydır bu sıkılaşma döngüsünde işte yaklaşık 10 aydan beri, 2023 Mayıs ayından beri faiz artışı yaşıyoruz. Üfe rakamı tüfenin altında seyrediyor şu anda ki fark 17'ler gibi genelde sabit kaldığını da takip ediyoruz. Tabii bunu asıl değerlendirecek olursak üfenin tüfenin de altında kalması tüfe enflasyonunun gelişmesine, hızlanmasına ya da biraz daha yardımcı olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle biz hani hizmet enflasyonu, mal enflasyonu ve bu kalemlerle şu anda daha mücadele ederken ve çok sıcak bir enflasyon yaşarken üretici tarafında aslında enflasyonun hızlanmaması ya da görece daha yavaş kalması, daha yavaş seyretmesi burada tüfe kalemlerinde daha yardımcı olduğunu, daha hızlanmamasına yardım ettiğini de söyleyebiliriz tabii. Tabii üfe kalemindeki bu hızlanmamanın sebeplerinde bir taraftan aslında yavaşlamanın da etkisinde olduğunu söylemekle birlikte genel anlamda şu anda üretici enflasyonunda dolar kuruyla etkisi birlikte değerlendirildi. Senin az önce söylediğin gibi geçişkenlik anlamında bakarsak işte %25'ler %30'lar civarında bir geçişkenlik olduğu ve bazı ekonomistlere göre daha da yüksek olduğu söylemekle birlikte bu da dolar kurunun şu anda işte 32'ler civarında sabit kalmış olması ve çok da volatilite göstermemesi de bunun sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii maliyetler tarafında biraz da aslında üretim tarafındakiler belki fiyatlarına daha geç yansıtıyorlar. Burada şunu da ekleyelim. Tüm dünyada küreselde emtia metal fiyatlarının daha görece yavaş seyretmiş bir yıl olması 2023-2024 ilk çeyrek itibariyle bunun da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tüm bu bileşenler üfenin tüfenin altında kalmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz Pelin. Ama en önemli faktörlerden bir tanesi de talep aslında. Kesinlikle. Yani orada talebin
ciddi anlamda canlı olması. Mesela kırılımlara bakacak olursak, kırılımlarda hizmet enflasyonu hala katılığını koruyor. İşte lokanta otelleri görüyoruz, eğitimi görüyoruz, haberleşmeyi görüyoruz. Hizmet sektörü hala orada canlılığını koruyor. Talep baskılanmaya her ne kadar çalışılsa da. Dolayısıyla üfe tüfe arasındaki fark da maliyet enflasyonunun dışında artık bir talep enflasyonu resminin de öne çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama 2022 yılında aynı şey olmamıştı. Orada maliyet yönlü enflasyonda vardı. Hızlıca hemen geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi ile tüfe farkı Kasım 2021'den bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Elbette burada 500 bas puanlık arttırılan beklenmeyen de sürpriz bir adım. Mart ayında liranın seçim öncesinde özellikle liranın üzerindeki stresi değerlendiren Merkez Bankası fiyat kontrolünün istikrarını sağlayabilmek için tam da tartıştığımız işte o dövizin geçişkenliğini, enflasyona geçişkenliğini bir nebze olsun azaltabilmek için ve bunun yanı sıra talep enflasyonu da kontrol altına alabilmek için yüklü bir faiz artışı yapmıştı ki burada fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz demişti. Sayın Şimşek de bu tabi itibariyle atmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla da aynı mesajı vermişti. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman 18,5 puana inmiş bulunmakta. %75 mi, 70 seviyesinde mi gerçekleşecek bakacağız. Zirve seviye sonrasında bir dezenflasyon süreci beklentiler dahilinde yılın ikinci yarısında bu farkın daha da kapanması yönünde bir beklenti var. Önümüzdeki aydan sonraki günlerde diyeyim ben hemen Burcu, sözü sana vereyim. Benim grafiğimde bu sefer aylık harcama gruplarına baktık. Seninle baktığımız adeta klasikleşmiş artık grafiklerimizden bir tanesi. Bu ay ön plana çıkanlarda eğitim olduğunu görüyoruz. Eğitim kaleminin en yüksek katkıyı verdiğini görüyoruz. %13.08 ile aylık tüfenin üstünde kalan kısımda yer alıyor. Ve onun sonrasında yine haberleşme kısmı %5.65 ile lokanta ve oteller, eğlence ve kültür. Konut ilginç olarak bu sefer üstünde kalmayı başarmış. Bu kısım biraz daha hızlanıyor gibi gözüküyor. İşte mal ve hizmetler yine ve ev eşyası kısımları da bu dikkat çekici olan noktalar arasında. Özellikle eğitim kalemi tabii Türkiye'de çok önemli. Bu özel okul ücretlerini defaatle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Buradaki hızlanma enflasyonun yani çok ciddi üzerinde şu aylık açıklanan enflasyonun ve şu anda da eğitim tabii çok önemli ve hassas bir konu olduğu için de buradaki enflasyon kaleminin pek yavaşlamaya başlaması da çok hızlı gibi gözükmüyor. Konut kısmındaki hızlanma birazcık dikkat çekici gibi gözüküyor. Özellikle seçime kadar olanki dönemde bu kısmın biraz daha yavaşladığını görmüştük. Şu anda hızlandı. En az artan kısım ise sağlık ve ulaştırmada gibi gözüküyor. Ama genel olarak ev, konut, işte eğlence, hizmet tarafındaki enflasyonun hala sıcak ve katı olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır Pelin. Evet, aylık artışta mesela eğitim, haberleşme ve lokanta, oteller yine hizmet sektöründeki katılığı gösteriyor. Senin de dediğin gibi. Bir de yıllık artışa bakalım mı? Yıllık artıştaki hikaye neyi gösteriyor? Ana harcama gruplarına göre yıllık artışta eğitim burada da %104'lük bir artış. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Eğitim her ay sepete pozitif yansıyan bir tarafta değil. Bu belirli dönemlerde tabii, artışın etkisini net bir şekilde gösteriyor. Belki eğitimi bu sepetin bu aylık mesela farklı bir fiyatlandırma olmuş olsaydı, zam ayı ya da işte yeni ücret ayarlamaları olmasaydı belki %2'ye kadar da inen bir enflasyonla karşı karşıya kalabilirdik bu bağlamda. Buradaki bundan sonraki süreçte eğitim fiyatları üzerindeki eğitimin etkisini biraz daha değerlendireceğiz ama beni dikkatimi çeken lokanta ve oteller. Lokanta ve otellerdeki artış devam ediyor. Neredeyse uzun bir süreç, yani bir trend oluşturmuş gibi duruyor. Ve burada hizmet enflasyonunda talebin hala baskılanmadığını gösteriyor. Evet, hizmette belirli bir dönemlerde eğitim tarafındaki sepeti ağırlığını ölçüyoruz ve belirli bir dönemde katkısı var. Daha sonrasında nötrleşebiliyor ama lokanta ve oteller için aynı şeyi söyleyemiyoruz ya da sağlık için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içecekler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Lokanta ve otellerdeki %94'lük artış, 95'e varan artışlar burada dikkat çekici olmaya devam ederken işte burada hala talebin canlı olduğunu ve bu talebi baskılayıcı unsurların
bundan sonraki süreçte daha iyi tasarlanması, belki de gecikmeli etkiler. Yani geçtiğimiz ay mesela atılan 500 bas puanlık faiz artışının adımının bu aya yansıması. En geç 3 ay içerisinde dedi mesela Profesör Doktor Ege Yazgan. 3 ay içerisinde ben çok net etkisinin görüleceğini de düşünüyorum dedi. Dolayısıyla tüm bu detaylar aslında değerlendiriliyor ama lokanta, oteller, sağlık, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içecekler neredeyse her ay en yüksek artan kalemler arasında olmaya devam ediyor diyoruz. Tüm bu detaylar söyleyeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız diyelim. Çuvaldızı kendimize batırmamız gereken kısım olarak da ben söyleyeyim. Lokanta ve oteller, hepimiz yüksek enflasyon var diyoruz ama enflasyonda birinci sırayı da lokanta ve otellerin almış olması da biraz talep enflasyonu da kendi kendine gerçekleştiren kehanete dönüşüyor diyeyim ben de. Gerçekten öyle. Evet, bakalım. Burcu Kıratlı ile birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.